Kral ve Eşleri. Günlerden bir gün bir bilge öğrencilerine 4 eşi olan bir kralı anlatmış. Büyük ve güçlü bir ülkeyi yöneten bu kralın 4 eşi varmış. Kral en çok 4. eşini sever, bir dediğini 2 etmez. Her şeyin en güzelini, en iyisini ona verirmiş. Kral 3. eşini de çok severmiş. Bu güzelliğin bir gün kendisini terk edebileceğinden korktuğu için onu çok kıskanır, üzerine titrermiş. Kral 2. eşini de severmiş. Kendisine karşı her zaman iyi ve sabırlı davranan eşi ne zaman bir derdi olsa daima onun yanında bulunur, sorunun çözümünde ona destek verirmiş. Kraliçe olan ise kralın 1. eşiymiş. Onu en çok seven, karşılık beklemeden seven, sağlığına ve hükümranlığına en büyük katkıyı sağlayan bu eşi olmasına rağmen kral bu eşini hiç sevmez ve onunla hiç ilgilenmezmiş. Bir gün kral ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Yakında öleceğini anladığı ve öldükten sonra yalnız kalmaktan çok korktuğu için eşlerinden hangisinin ölüm yalnızlığını kendisiyle paylaşmak isteyebileceğini öğrenmek istemiş. En çok sevdiği 4. eşine, "Ölüm yolculuğunda bana eşlik etmek ister misin?" diye sorduğunda aldığı cevap kalbine bir bıçak gibi saplanan kısa ve net, "Mümkün değil" cevabı olmuş. "Hayatım boyunca seni sevdim. Sen benimle birlikte ölmeyi kabul eder misin?" sorusuna 3. eşi, "Hayır. Hayat çok güzel. Sen ölünce ben yeniden evleneceğim" diye cevap vermiş. Ve kral bir kez daha yıkılmış. "Her zorlukta, her zaman yanımda olan, bana yardım eden sendin. Bu zorlukta da bana yardımcı olur musun?" sorusuna karşı 2. eşinden, "Bunun için bir şey yapamam. Olsa olsa sana mezarına kadar eşlik eder, güzel bir cenaze töreni yaptırır ve yasını tutarım" karşılığını almış. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamakta olan kral, 1. eşinin sesiyle irkilmiş. "Nereye gidersen git, seninle olurum. Seni takip ederim." "Ah!" diye inlemiş kral. "Keşke bir şansım daha olsaydı." Bilge bu öyküyü anlattıktan sonra, "Aslında bizim de 4 eşimiz var" demiş öğrencilerine. "4. eşimiz bedenimiz. Onun güzel görünmesi için ne kadar zaman, kaynak ve çaba harcarsak harcayalım, öldüğümüzde bizi terk edecektir. 3. eşimiz sahip olduğumuz servet ve statümüz. Ölür ölmez başkalarına yar olacaktır. 2. eşimiz ise ailemiz ve dostlarımız. Tüm sorunlarımızı paylaştığımız bu kişilerin en son yapabilecekleri şey, bu dünyadan gözleri yaşlı bizi uğurlamak olacaktır." Ve eklemiş bilge, "Ve 1. eş ruhumuz."